Arkadaşlar merhabalar. Her pazar olduğu gibi yine karşınızdayım demeyi çok isterdim ama bugün sarktı. Sebebini hemen söyleyeceğim ama ilk önce bu videoda ne yapacağız arkadaşlar? Hızlı bir şekilde 7. haftadan bahsedeceğiz. Önemli bir hafta alan. Üçgende alan. Ve üçgenleri bitiriyor muyuz? Hayır. Bundan sonra bir tane daha üçgenlerle ilgili bir şey var. Açık kenar bağlantıları. O da önümüzdeki haftaya sarkıyor. Ondan sonra üçgenler bitiyor. Çok şükür. Evet niye geç kaldım onu söyleyeyim. Ya sabahtan beri bizim Egehan'la Kerem'le uğraşırken gece 10 oldu. Uyuttuk onları. Uyuttuktan sonra 3-4-5'in tişörtünü giydim. Tam videolara başlamayı Eyvah dedim. Bugün benim şeyim vardı. Gerçi 12'de oturabildim bilgisayarın başına. Ve o yüzden bugün geçti artık. Artık yarın yayınlarım diye şey yaptım. Tişört de çıkartmadım. 3-4-5'in videolarını bitirdim. Sabah saat şu anda 5.04. 5.04'te şu videoyu çekiyorum. Render'ı şu yudu bu yudu derken büyük ihtimalle altta uyuyacağım. Sonra ne olacak? En iyi ihtimalle 11'e kadar dayanabiliriz en kötü ihtimalle. 11'den sonra artık hanım tutamıyor bizim çocukta. Kulağım dibine gelip hele hele Kerem var ya Kerem. Egen bağırmıyor da Kerem kulağımın dibine gelip baba baba diye bağırıyor ama en tatlı uyanmalardan biri gerçekten. Evet gençler sabah 5'inde sizin için bu videoyu çekiyoruz. Gerçi bu aralar hep böyle sabah 5'e kadar 6'ya kadar ee, çekimler yapıyoruz, şey yapıyoruz ama e, halimizden çok da belli olmuyordur büyük ihtimalle. Artık alıştır. Alıştık. Biz şunun sözünü verdik arkadaşlar. Biz ne dedik? Özel ders tadında size bu işi öğreteceğiz dedik. Evet, özel ders tadında derken ne yaptık? Konu anlatımı yaptık. Evet, özel ders tadında. Ama bir özel ders öğretmeninize siz en az iki kitabı götürüp sormuyor musunuz? Soruyorsunuz. Burada da bir eksiklik kalmasın diye ben 3 tane kitabı birden çözüyorum arkadaşlar. Hemen hemen her günüm çocuklar burada olduğu zaman bazen e, kayınvalidem de oluyor. Burada olduğu zaman gece, e, gece 11 ile sabah 5'e kadar çekim yapıyorum. Ki ben böyle bir adam değilim. Şuramda düğme var. Kafayı böyle koyar koymaz uyuyabilen bir yeteneğe sahibim. Çok tembelim. Hatta çalışmadığım zaman hep böyle uykulu gözüküyorum falan. Ama çalışınca çok gerçekten istekli bir şekilde bu işi yapmayı sevdiğim için çok iyi bir şekilde ve uykum uykumda gidiyor yani. Ee, yapıyoruz arkadaşlar bunları niye anlattık dediğim gibi arkadaşlar bütün her şeyle size bu işi özel ders tadında göstermek için çalışıp çabalıyoruz 3 tane kitap çözüm birden gerçi bir tanesini daha öncesinde çözmüştüm ee, o da yakın zamanda oldu şuraya kadar bakacak olursanız şu bir buçuk aylık sürede e, 300'den fazla video yükledim arkadaşlar Bunlar niye ya yani bir hedef koymuşum kendime Sizleri iyi bir noktaya getirmek için elimden geleni yapacağım diye bir hedef koymuşum. Ki elimden geldiğince de konu anlatımını ve soru çözümlerini aksatmamaya çalışıyorum. İnşallah bir aksilik olmaz arkadaşlar. Çünkü hep böyle ucu ucuna yetişiyor videolar. Aksarsa da kusura bakmayın ama konu anlatımında e, aksatmamayı planlıyorum inşallah. Önden videolarda da e, en azından yarının e, bir hafta önden gidiyorum arkadaşlar şu anda. Herhangi bir aksilik olması durumuna göre Dediğim gibi sizlere her şeyiyle özel ders formatında. Çünkü bir özel ders öğretmeninize gittiğiniz zaman en az iki kitabı soruyorsunuz. Burada da o iki kitabı şey yapıyoruz. Neleri çözüyoruz? 3-4-5 çözüyoruz. Metin yayınlarını çözüyoruz ve 3D yayınlarını çözüyoruz arkadaşlar. Ya yani en azından e, özel ders aldığınız öğretmenden yani benden bunların çözümlerini de dinleyebilin diye yapıyoruz. Çünkü dedim ya kendime bir hedef koydum. Ben buradaki öğrencileri yetiştireceğim. Özel ders vereceğim. Özel ders verirken de öyle kolayında olmuyor arkadaşlar. O hedef kolay kolay belirlenmiyor. E, sabahlara kadar çalışıyoruz. Siz benim yaptığımı yapmayın tabii ki de. Siz düzenli bir şekilde çalışın. Ama kendime bir program yapmışım. İşte şu gün 3-4-5'i çekeceğim. Şu gün işte metini çekeceğim. Şu gün 3D'yi yayınlayacağım. Yani bilgisayara bunları koymak bile zor oluyor gerçekten. E, siz de kendinizi artık bir şekilde planlayın, programlayın. Ve derse başlamayanlar da en kısa zamanda başlasın artık... Bu kampa lütfen ama lütfen başlayın. Özellikle şu programı, şu bahsettiğim programı, hızlandırılmış programı değil. Şu programı en kısa zamanda başlamanızı tavsiye ediyoruz. Evet dedim ya benim gibi adam ki kafada şurada düğme var kafayı koyar koymaz yatan bir adam bunu yapıyorsa siz de yapacaksınız arkadaşlar. En başta ben çok zorlandım. Siz de zorlanacaksınız ama çalışma, çalışın kendinize bir plan koyun. Bazıları çok düzenli bir şekilde plan koyar. İşte şu saate kadar şunu çalışacağım, bu saatten sonra fizik çalışacağım gibi gibi şeyler düşünebilirsiniz. Bazıları da günlük hedef belirler ki ben öyleyimdir mesela. Ee, ben şunu bitirmeden yatmayacağım derim mesela. Yatmam da. 3-4-5'in videolarını çekmeden yatmam dedim mesela. Ya da bu rehberlik videosunu çekmeden yatmam dedim. Sabahın 5'inde bunu çekiyorum. Hani siz de günlük bir hedef belirleyip ona göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Başarabilirsiniz. Ama artık lütfen ama lütfen çalışmalarınızı başlayın. Bu sadece geometri adına değil diğer derslerdeki fiziğidir, kimyasıdır, biyolojidir. Lütfen başlayın arkadaşlar. Ee, kamp yapan hocalarımız biliyorsunuz işte Kemal hocam VIP fizik işte doktor biyoloji İsmail hocam SML hocam ki kampı gerçekten çok güzel ee, ve ben geometri adına bir şeyler yapıyorum hocalarımız da e, lütfen e, tabi siz kendiniz hoca belirlediniz ama ee, bu hocalarımız da çok güzel bir şekilde kamplar yapıyor arkadaşlar. Şöyle bir göz gezdirseniz sizin açınızdan iyi olur. Gençler şimdi bu hafta ne yapacağız? En önemli haftalardan birinde birindeyiz. Yine <laughs> geçen yorumda gördüm. Her hafta önemli hocam ya diyorsunuz. Ya gerçekten bu hafta da önemli ya. Bu hafta da önemli. Niye? Ee, benim önemli, çok önemli dediğim haftalar şey değil. Bak o yoruma cevap yazmadım. Şimdi söylüyorum. Her hafta önemli ya hocam diyorsunuz dediniz. Dik üçgene önemli dedim. Eyvallah. Bak ek çizime, dik üçgene, üçgende benzerliği ve üçgende alana aşırı derecede önemli, diyor, önemli diyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten önemli. E, 4 tane temel direk şeklinde düşünebilirsiniz. Geometride hayatınızı etkileyen 4 temel direk. Yani geometrinin temeli bu 4 tane sütundan oluşuyor arkadaşlar. O yüzden bu haftanız biraz yoğun geçti. 6. haftanız eşlik ve benzerlikten kaç video vardı? 8 video mu var? Ben de unuttum. Ee, bayağı bir video şey yaptınız ve kitaptan soru, soru da çözdünüz. Belki yetiştiremeyen arkadaşlarınız varsa şunu yapabilir. Hocam yetişmedi bir kitap çözemedim diyenler. Bir haftayı da soru çözümüne araya ayırabilir. Yani şurada bir boşluk bırakabilirsiniz. Biz zaten programda Şubat'ın ortasında bitiriyoruz şu anda. Arada bazı derslerde böyle çok yoğun olduğu zaman arada boşluklar bırakabilirsiniz ki hele hele iki önemli konu arasında da bir boşluk yakışır. Onu yapabilirsiniz ara ara. Ya çok böyle yorulmuşsunuzdur. Dinlenmeniz gerekir. O şu bu. E, kendiniz biraz programda oynayabilirsiniz ama bu e, böyle 2-3'ü geçmesin diyeyim. Hani eşlik ve benzerlikte verebilirsiniz mesela. Ne zaman verebileceğinizi de ben size söylerim. O konuda da şüpheniz olmasın. E, bu ara bu haftayı böyle es geçebilirsiniz. Ya da bir kitap çözümü, benzerlikten kitap çözümü yetişmedi. İşte kitapları çözeyim falan diyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü Konu anlatımından sonra kitap çözümü de gerçekten çok önemli. Arkadaşlar geometri hayatınızı etkileyecek bir haftadayız. Yani dedik ya ek çizimler, dik üçgen, üçgende benzerlik ve üçgende alan. Bu dört tanesi gerçekten geometri hayatınızı çok güzel bir şekilde etkiliyor. Bu üçgende alan da etkileyecek arkadaşlar. Üçgende alan. Saymayacağım konuları. Her yerde karşınıza çıkabilir arkadaşlar. O yüzden çok önemli bir haftadayız. Lütfen ama lütfen bu haftayı da dikkatli bir şekilde şey yapın e, geçirin ve üçgende alan sizi zorlamayacak daha önceki e, öğrencilik hayatınızda belki üçgendeki alanda çok zorlandığınız durumlarla karşılaştınız ama burada ben üçgende alanı biraz tekrar gözüyle gördüğüm için tekrar gibi anlattım ve size de bir tekrar gibi gelecek zaten küçük küçük bilgiler küçük küçük tanımlar vereceğiz ve bütün geometrinin tekrarıymış gibi olduğunu da fark edeceksiniz arkadaşlar. Bir bu bu konunun da bir mantığı var. O mantığın üzerinden her şeyi çok rahat bir şekilde halledeceksiniz. Hiç merak etmeyin. O yüzden konu anlatımını çok dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Bu zaten çözümlere de yansıyacak, kitaptaki çözümlerinize de yansıyacak. Gerçekten eskiden yapamazken şimdi o mantık üzerine kurulu bir şeyi inşa ettiğimiz zaman gerçekten çok rahat bir şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Evet Pazartesi günü büyük ihtimalle bütün haftadaki bütün videoları halledebilirsiniz gibi geliyor. Üçgende alandan kaç video vardı? Unuttum ya. Geçen hafta çektim ama 5 ya da 6 video falan olması lazım arkadaşlar. Ee, bir günde halledebilirsiniz. Bir günde halledemezseniz iki günde de halledebilirsiniz. Sonrasında ne yapıyorsunuz? İki kitap çözenler iki kitabı, bir kitap çözenler de bir kitabı. Önümüzdeki hafta pazartesi gününe kadar çözüyorsunuz. Kitaptaki soru çözümleri de çok önemli. Üçgenlerin bitmesine az kaldı arkadaşlar. Yani geometriyi tam anlamıyla öğrenmenize az kaldı diyebiliriz gençler. Evet. Dediğim gibi videonun başında bazı şeylerden bahsettik. Yani ben bu işi bu şekilde yapıp sabahın 5'inde 5.30'da beş karşınıza geçip bu işi size anlatabiliyorsam sizler benden daha daha iyisini yapabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok tembel bir adamım ben. Şu anda çalışmıyor olsam ya uykulu yani akşam onda uyuyabilecek bir tiptim mesela. Yani sizler de lütfen e, ee, bu neden kaynaklanıyor ama? Ben kendime bir hedef koydum. Sizleri iyi bir şekilde yetiştirmek için, sizleri iyi bir şekilde eğitmek için bir hedef koydum. Bu hedef doğrultusunda koşturduğum için bu şekilde oluyor. Sizler de o hedefinizi koyun çok geç olmadan ve o hedefinize ulaşmak için elinizden gelenin fazlasını hatta elinizden gelen değil fazlasını yapmaya gayret edin arkadaşlar. Uykusuz kalın demiyorum düzeniniz olsun çok iyi bir şekilde bu işi halledersiniz arkadaşlar. Evet gençler bu hafta da böyle olsun. Ee, önümüzdeki hafta da son üçgenlerle kapanışı da yapacağız. Hadi bakalım sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.